Günaydın sevgili dostlar, günaydın. Görmesem de dinlerim diyen dostlarımız için yaptığımız bu cumartesi günkü programımıza hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Ne kadar çok kişiye duyurursanız o kadar çok görmeyen dostumuz dinler sevgili dostlarım. Erkin Koray'la günaydın dedik. Öyle bir geçer zaman ki. Evet, kar taneleri ne güzel anlatıyor. Birbirine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu demiş Hazreti Mevlana sevgili dostlarım. Her nerede yaşıyorsanız kar görüyor musunuz bilmiyorum ama her hava koşulunda mutlu olunuz sevgili dostlarım. Mutlu olmanın bir yolunu bulunuz. Yoksa ruhumuz aç kalır. Evet sevgili dostlarım, Erkin Koray'la başladık bugünkü kısa programımıza. Öyle bir geçer zaman ki dedi sevgili dostlarım Erkin Koray. Evet günaydın sevgili dostlar, iyisiniz inşallah. Güzellikler sizlerle olsun. Sevgili Ramazan Bey Günler yayınlarından günaydın, iyi yayınlar diyor. Teşekkür ediyorum Ramazan Bey. Ömer Nideloğlu bizi dinliyor. Haydar Ünlüoğlu bizi dinliyor. Günaydın Serap Hanım, mutlu ve umutlu sabahlar diyor Haydar Bey ve saygılar diyor. Saygı bizden efendim. Saygı hepinize.
zaman ayırıp bizimle olan tüm dostlarımıza, sevgili dostlarım. Evet, şöyle birkaç saniye gözlerimizi kapatsak, aradıklarımızı bulmak için uğraşsak, yürümeye çalışsak ne kadar zor, değil mi sevgili dostlarım? Evet, benim bugünkü programım göremeyen dostlarımız için, onlar için okuyorum ve onlara duyurun istiyorum sevgili dostlarım. Ne kadar çok göremeyen dostumuza ses olabilirsek ne mutlu bize sevgili dostlar. Bugün size Yozgat Sorgun Bahadın Köyü'nün derneğinin çıkartmış olduğu Bahadın Kültür Derneği yayınlarından, kültür dizilerinden Bahadın söylencelerini getirdim sevgili dostlar. Burada neler var? Bakalım, hemen bakıyorum. Evet sevgili dostlar, şöyle bir ön söz var önce sevgili dostlarım. Söylenceye inanılır mı? Söylenceyi masaldan, destandan ayıran en önemli özelliği inanış özelliği olmasıdır. Söylencede dile getirilen şeyler doğru, gerçekten olmuş sayılır. Sözü edilen yerler hayali değildir. Kişilerin gerçekten yaşadığı kabul edilir. Anlatılan için gerçektir çünkü. Dinleyen için yoktur böyle bir zorunluluk. Ne anlatırsa anlatsın söylence, söylene söylene gelmiş bugüne. Kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa aktarıla gelmiş. Evet, efsanelerin diğer adı söylence. Kimileri inanarak, kimileri inanmadan, karşısındakine bir ders vermek için, kimileri bir pay çıkarmak için kendine, söylemiş söylenceyi taşı gediğine koymak için uyarına geldikçe. Neler yok ki bu küçücük öykülerde. Bir destanın, bir romanın sıkıştırılmış hali her biri. Evrenin oluşumu, din, tabu, tanrılar, yalvaçlar, yüce insanlar, cüce insanlar, akıllılar, akılsızlar, yönetenler, yönetilenler, hekimler, hacılar, hocalar, al karılar, cinler, conguluslar, demirli tilkiler, evliyalar, şeytanlar, halkın gönlüne taht kuranlar, halkın kara yazısını yazanlar, sevenler, sevilenler, ille de zalimin elinden ah çekenler, umarsız, Allah'tan başka sığınacak kimsesi olmayanlar, yoksul çobanlar, iyiler, arsız yüzsüzler, yoksula yardım eden mertler. Her biri bir yaşam parçası, her biri bir dünya görüşü. Birleştirin bu parçacıkları, bakın görün binlerce yıllık yaşam, inanç, bağlanma ve özlemlerini. Nerelerden gelip nerelere gittiğimizi tarih bilimi ortaya koyar. Bunu yaparken liderlerin yaşantısından, savaşlardan söz edilir. Söz gelimi Moğol istilası Anadolu'da derin yaralar açmıştır der tarihçi. Der de o derin yaralar kimleri yaralamıştır pek üzerinde durmaz. Derinlerde kalan kimdir? Kargaşada evini, barkını, bağını, bahçesini terk eden kimdir? Yollarda ölüp ölüp de kalan kimdir? Kimsesizler mezarlığında yatanların kimi, kimsesi var mıdır? Onlar hangi kayanın kovuğunda doğmuşlardır? Yoktur bunların yanıtları. O koca koca kitaplarda bunların yanıtları yoktur. Tarih bunları yazmaz. İşte tam burada söz bu derin kargaşanın ortasında kalanlara düşüyor. Derin kargaşayı yaşayan başına gelenleri birer birer yazıyor mu? Yok. Ne gezer? Şimdi nasıl uzaksa yazma işleri bize, o zaman daha da uzak. Bilseydi yazmayı, yazardı belki üçü beşi. Ne yapıyor bizimki? Konuşuyor. Anlatıyor. Duyduğunu ekleyerek, süsleyerek başkasına anlatıyor. Sevdasını anlatıyor söz gelimi. Sevmiş, sevilmiş ama arada engeller olmuş hep. Umarsız kalınca dilemiş ki her kim ki araya girip de fesatlık ediyor, çot ola, taş kesile inşallah. Bir araya gelemeyen kara sevdalılara da ya kuş olup uçmak, ya dillere destan güzellikte bir top çiçek olmak düşmüş. Söylenceyi dile getirenlerin dilinde
gönlünde. Kimi zaman sırrına eremediği doğa olaylarını açıklamak için uydurmuş söylenceyi, efsaneyi öyle bir yakıştırmış ki o kadar olur. Zamanın uyanığı her şeye bir öykücük anlatmış. Yanardağ mı püskürüyor, ne bilsin magma tabakasını sıkışmış gazı, lavı, yerkürenin oluşum aşamasını okutan mı oldu, anlatan mı oldu da bilmedi. Havale etmiş işi tanrılara, ey adamlar, ey kadınlar, tanrının gazaba gelmesinin nedeni yine sizsiniz, boyun eğin tanrıya ve onların gölgesi olan bize. Başınıza taş yağmasının, alnınızda delikler açılmasının nedeni sizin asla yetinemeyişinizdir. Oh ne güzel. İşine geldiği gibi anlatmışlar, korkutmuşlar binlerce yıldır bilgisiz halkı. Bir mağarada sarkıt dikit görülmüşse ne bilsin adam yer bilimini, su bilimini, coğrafyayı, uyduruvermiş binlerce yıllık korkuya dayalı bilinciyle bir güzel neden. O ki yeryüzünde hep kötüler egemen, varsın masallarda, söylencelerde, halk öykülerinde iyilerin sözü geçmesin. Zalimin zulmü varsa iyilerin de bir gözeteni, koruyanı olmalı değil mi? Yoksa da olmadıysa da bir umudu da mı olmasın? Acılarla yoğrulmuş yaşantı öykücükleri her biri, unutulmasın efsanelerimiz, söylencelerimiz. Bulunduğumuz zamanda, bulunduğumuz yerde, kimlerle nereye gitmekte olduğumuzu düşünüyorsak, yani çağdaşlarımızın, yani halkımızın bulunduğu zamana, bulunduğumuz yere nereden geldiğini, nelerle, hangi kültüre, hangi birikimle geldiğini, ardında neleri bırakıp geldiğini, neleri sevdiğini, neleri sevmediğini, neleri hoş gördüğünü, neleri hor gördüğünü, düşlerini, özlemlerini yoldaşlarına anlatırken söylencilerde görürsünüz. Yeter ki o gözle bakmayı bilelim. Söylenceler bakımından o kadar zenginiz ki bunu da binlerce yıllık zengin, çeşitli kültürlerin aynı toprağı paylaşmasına borçluyuz. Binbir yıllık olanaksızlıklar içinde bugüne süzüle süzüle gelmiş bu kültür birikimimizin, zenginliğimizin, çeşnimizin kaybolmasına asla izin vermeyelim. Bunun için çok şey yapmamıza gerek yok. Kulak vermek yeterli. Anlatıcının işine karışmadan, onu küçümsemeden, günlük yaşantının içinde izlemek, dinlemek yeterli. O da bir birey ve var olmak istiyor bu anlattıklarıyla. Sen ve ben, hepimiz bir var olma uğraşı vermiyor muyuz? Ona değer verildiğini duyumsat yeterli. O zaman açılıyor binlerce yıllık kayıp hazinenin kitapları diyor sevgili dostlarım. Kitabımızın yazarı Sadık Güvenç Bahad'ın söylencelerinin ön sözünde. Evet sevgili dostlar, söylencilerden size örnekler okumaya başlamadan bakalım kimler gelmiş. Evet sevgili Ozan Muharrem gelmiş, işte görme engelli dostumuz bizi ne güzel dinliyor sevgili dostum. Günaydın Ozan'cım, günaydın Muharrem'cim, günün güzel geçsin, sevgiler seninle olsun. Avşaroğlu Tanrıdağlı Gözü Benli, merhabalar efendim, ne kadar güzel isimler. Avşaroğlu Tanrıdağlı Gözü Benli, evet hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Sevgili Üzeyir Gündüz, değerli yazarımız, hoş geldiniz efendim. Selami Sağır, hoş geldiniz. Ve Sırdaş Ozan bizi dinliyor. Hoş geldin sevgili Sırdaş Ozan'ımız. Nasılsın, iyisin inşallah. Evet sevgili dostlarım, bazı engeller yaşantımızı böyle kullanmamızda bize fren olsa da bizler elimizden geleni yapmak zorundayız. Örneğin sevgili Sırdaş Ozan, iyi yayınlar ablacığım, günaydın, mutlu sabahlar diyerek bize oradan enerji yolluyor sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, hemen şöyle bir bakıyorum. Bahad'ın söylencelerinden neler var bugün size paylaşmak istediğim. Söylence üstüneden söz ettik. Evet sevgili dostlar. Zemheri ayında açan bir top sarı gül. Evet.
Zemheri ayında açan bir top sarı gül. Evet, sayfa 20'den. Evet. Dinliyoruz efendim. Dinliyor muyuz sevgili dostlarım? Burada mıyız? Umarım beğenirsiniz. Ne anlatmışlar bakalım halkın arasında dolaşa dolaşa gelen bu efsane, bu söylence bize neler anlatmış sevgili dostlarım? Evet, Sırdaş Ozan, teşekkür ediyorum ablacığım, hoş bulduk diyor. Sağ ol dostum, sağ ol. Evet sevgili dostlarım, engelleri aşarak yaşam mücadelesi veren dostlarımız, hepimiz ayrı bir engelle mücadele ediyoruz. Ama sevgili dostlar, mesela Sırdaş Ozan'ımız bedensel engeliyle mücadele ediyor. Evet. Ve sevgili Ozan Muharrem görmese de, sevgili Sırdaş Ozan yürüyemese de, sevgili dostlarım, sazları elinde, sesleri yüreğinde o kadar güzel ses veriyorlar ki gönül seslerine, onları sayfalarından dinleyin isterim, takip edin isterim sevgili dostlarım. Evet, zemheri ayında açan bir top sarı gül. Veli Baba Seki Yurt'a gelip yerleşti. Çoluk çocuğunu geçindirmek için hem demircilik yapar hem çift çubukla uğraşırdı. Seki Yurt'a yakınca bir köy vardır. Mahmatlı derler adına. Mahmatlı'da varsıl bir bey yaşardı. Çok malı, davarı vardı. Çok adam barındırırdı yanında. Bu bey av meraklısıydı. Gece gündüz av avlardı. Bir avın peşine düştü mü, vay haline o avın. Uçan da, kaçan da kurtulamazdı bu zalim avcıdan. Mahmatlılı bey, Veli Baba'nın ziyaretine geldi bir gün, hal hatır soruldu. Konuklara yemekler hazırlandı. Sineği ortaya Veli Baba'nın 14 yaşındaki kızı, sarı kız getirdi. Çekildi gitti. Konuklar yemeği iştahla yediler. Bey'in eline verdikleri kazın çatalca kemiği geldi. O zaman bey Veli Baba'ya dedi ki, "Buyur bakalım Veli Baba, çatalca çekişelim." Veli Baba, "Bu davetin tekrarına olsun mu beyim? Dostluğumuz sağlamlaşır," dedi gülümseyerek. Konuk bu fırsatı bekliyordu. Eteğindeki taşı döküverdi. "Yok Veli Baba," dedi. "Benim gönlüm kazda değil, kızda. Senin sarı kızı benim oğluma istiyorum," dedi. "Hem dostluğumuz da daha bir pekişir değil mi beyler?" Veli Baba'nın sanki nutku tutuldu. Bir çift laf etmeliydi şu kendini bilmez densiz adama. Kanadından tutup dışarı atmalıydı. Böyle kız mı istenirdi? Bunların adama değer vermediklerini söylerlerdi ama bu kadarını da beklemiyordu doğrusu. Beyinki bir densizlikti ama konuktu sonuçta. Konağa bağırılır mı? Konağa hem de sofranın başında ters davranılır mı? Seni demiş gelmiş. Hele onun cevabını başka zaman verirdi. Bahaneler uydurmaya çalıştı Veli Baba. Dilinin döndüğünce, aklının yettiğince. En çok da küçük kızım diyordu. Veli Baba bin dereden su getirdi. Bu işin yanlışlığını, lades çekişirken kız istenmeyeceğini, olamayacağını dile getirdi. Veli Baba konuştu konuşmasına ya, karşısındaki Nuh diyor da peygamber demiyordu. Sanki Veli Baba, "Hay hay, emrin başım gözüm üstüne, kurban olsun sana, size sarı kız," demiş gibi konuştu bey. "Şimdi gider düğün hazırlıklarına başlarım," dedi. Adamlarıyla birlikte kalktılar. Atlarına binip dolu dizgin gittiler. Bey bu. Kafasına koyduğunu yapacak. Köyüne varır varmaz da bayrak dikti. Veli Baba'ya da ulak yolladı. "Biz bayrağı diktik, siz de hazırlığınızı görün," diye. Bu arada sarı kızı da bir telaş aldı ki, demeyin gitsin. Gülünce yanağında güller açan sarı kız gitmiş, yerine somurtkan,
Nemrut suratlı biri gelmişti. İki gün içinde kız eridi, aktı. Hiç kimseciklerle konuşmaz oldu. Yemeden içmeden kesildi. Issız köşelere çekilip sessiz sedasız ağlıyordu. Veli Baba umarsızdı. Kızının yandığını görüyordu. Bey'e de nasıl dert anlatmalıydı? Koskoca bey bu. Laf söz mü dinlerdi? Buralardan kaçıp gitmekten başka hiçbir yol aklına gelmiyordu. Göç yolları onu yormuştu. Ya bu yollarda ölüp kalırsa çoluk çocuğun hali nice olurdu? Yollarda yaban ellerde hep tümden yok olup gitmez miydi? Ölmeden bir yurt yuva sahibi olmak istiyordu artık. İstiyordu istemesine de sarı kız eriyip akıyordu gözlerinin önünde. Boşa koyuyor, dolmuyor, doluya koyuyor, almıyordu. Veli Baba kararını verdi. Canı pahasına beye karşı çıkacaktı. Canından bir parça olan sarı kızın böyle eriyip akmasına göz yummayacaktı. Kızının yanına vardı. Kızım, sarı kızım, erini mi dilersin, yerini mi diye sordu. Sarı kız babasının ne demek istediğini daha o konuşmadan anlamıştı. Bu durum herkesi perişan ediyordu. Babasının kendisini ne kadar sevdiğini bilmez miydi sarı kız? Hiç düşünmeden yanıtladı. Yerimi dilerim baba. Gözlerine ışık geldi sarı kızın. Yüzünde yine güller açtı. Babasının neler düşündüğünü biliyordu. Bey'e karşı gelirse, istemem derse, babasının da küçük düşeceğini sanıyordu. İşte babası onu bu soruyla kurtarıyordu. Veli Baba, kızının bu haline hem üzüldü hem sevindi. Sarı kız ölüm pahasına da olsa her istediğine parayla, kaba güçle sahip olmaya çalışan derebeyine gelin olmak istemiyordu. İçinden bir şeyler koparak elini uzattı. Öpüp koklamaya kıyamadığı kızının yüzünü şöyle bir okşadı. Okşamasıyla birlikte sarı kız oracağa yığılıp kaldı. Dünyalar güzeli, canının bir parçası sarı kız o anda öldü. Çocuksu yüzü gülümsüyordu hala. Sarı kızın ardından ağıtlar yaktılar. Ama hiçbir ağıt o tazeyi, o dünyalar güzelini geri getirmedi. İçleri yanarak götürüp bir tepeye gömdüler sarı kızı. Ortalık kardı, buzdu, zemheriğinin içiydi. Seki yurtlular sarı kızın acısını içlerinden daha atamamışlardı. Ölü gömüleli birkaç gün geçmişti ki düğüncüler çıkıp geldiler. Hem de tüm gösterişleriyle. Geldiler de Veli Baba'nın evinin önünde durdular. Durdular durmasına ya, bir gelin alayının böyle sessiz soluksuz karşılanması da görülmüş şey değildi doğrusu. Sanki düğün evi değil de ölü evim mi burası diye düşünmeden edemedi oğlan evi. Mahmatlı'nın av meraklısı zengin beyi baktı ki ne düğün var, ne dernek, ne kız var ortada, ne gelin. Kızdı, köpürdü, küplere bindi, sürdü atını Veli Baba'nın avlusuna girdi. Veli Baba, Veli Baba, bu nasıl iştir, gelinim nerede? Bu nasıl karşılama böyle diye bağırdı. Veli Baba bir şeycikler demedi. Yalnızca baktı beyin yüzüne. Onun bu sessiz, sakin,
Kendinden emin davranışı karşısında beyin yelkenleri indi. Evdeki sessizlik ona bir şeyler anlatmaya başlamış gibi oldu. Gel dedi Veli Baba. Gel de seni sarı kızın yanına götüreyim. Veli Baba önde, düğüncüler arkada, düştüler yola. Düğün alayı demezdin, görseydin. Kimseden bir tek ses çıkmıyordu. Dedik ya, zemheri ayıydı. Diz boyu kar vardı. Kızın mezarına vardılar. Sarı kızın mezarını bile kar kaplamıştı. İşte gelininiz dedi Veli Baba mezarı göstererek. Bey inanmadı. Yalan söylüyorsunuz. Hepiniz ağız birliği edip kızı sakladınız. Bu kim bilir kimin mezarı diye bağırdı. Adamlarına emir verdi. Açın şu mezarı. Beyin adamları mezarın üzerindeki karı temizlemeye başladılar. Mezarın baş tarafına gelince donup kaldılar. Nasıl donmasınlar? Mezarın üstünde bir top sarı gül açmış. Vazgeçtiler mezarı açmaktan. Başları önde dönüp gittiler. Böyle anlatırlar. Muradına ermeden ölüp giden sarı kızın efsanesini. İşte böyle bir efsane Bahad'ın söylencelerinden. Evet sevgili dostlar. Bazen yaşananlar bir masal gibi yaşanıyor ve insanlara sadece olaylara tanık kalmak düşüyor sevgili dostlarım. Evet, yayınımızı dinleyen sevgili ablam Gülay Taneri'ye, sevgili dostum İbrahim Ethem Ekinci'ye, Muhittin Çoban Bey'e, Nevzat Baş dostuma teşekkür ediyorum. Sırdaş Ozan, Mehmet Tıraş dostlara teşekkür ediyorum. Mehmet Tıraş demiş ki, günaydın üstadım, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, selamlar, saygılar demiş. Sağ olsun sevgili dostum, var olsun. Evet sevgili dostlar, söylenceler Anadolu kültürünün bir örneği, bir yaşanmışlığı ve bizler bu destanlarla, bu söylencelerle bir arada yaşıyoruz. Bir cumartesi günü, bir hafta sonu sizlerle oldum sevgili dostlar. Nice cumartesilerde gene saat 11'de, bugün biraz geciktik ama gene sizlerle birlikte olmayı diliyorum sevgili dostlarım. Yarın sabah 11'de pazar okumalarımızda görüşmek üzere sevgili dostlar. Hoşça kalın, hoşluklarla kalın. Görüşmek üzere efendim. Esmer Aydan dinliyoruz ve veda ediyoruz. Unutama beni. O güzelim sarı kıza gitsin. Unutma beni.
Sevgili Dilek Yaka ve Akın Nebile Akıncı bizi dinliyor. Sağ olsunlar. Sevgili dostlar, cep telefonundan yayın yapıyorum ve bazı yorumlar daha sonra iniyor. Kusura bakmayın, göremediklerimi okuyamıyorum. Göremeyen dostlar için yaptığımız bu yayında Bahad'ın söylencelerinden söz ettik ve bir sarı kız efsanesini anlattık sevgili dostlar. Yozgat Sorgun Bahad'ın köyünün efsaneleriydi. Her hafta cumartesi saat 11'de görmeyen dostlarımız için yayınımız var. Beklerim sevgili dostlarım.